Demek kızımın yaşadığı ev burası. İşte o büyük gün geldi. Demek kızıma bu kadar yıl siz baktınız. Demek kızım size anne baba dedi. Size veda bile edemeyeceği için üzgünüm. Ama onu sessiz sedasız alıp gitmek zorundayım. Fakat ben zalim bir peri değilim. Kızımı alıp giderken hiçbirinizin yüreğinde ona ait bir hatıra, bir eksiklik, bir acı bırakmayacağım. Üstelik hepinize minnetimi ödeyeceğim. Kızımla öyle gideceğim. Kızım, bu sensin. Doğurduğum gibisin. Yüzün hiç değişmemiş. Kızım, canım, bir tanem. Artık evimize dönme zamanı geldi. Allah, nerede bu kadın? Arıyorum sürekli. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Canım belki otobüste tünelden geçiyordur hayatım, yani çekmiyordur. Sadıkçığım, bir saattir arıyorum. Kaç kilometrelik bir tünel bu yani? Canım belki telefonun şarjı bitmiştir ya da evde unutmuştur. Biraz bekle, merak etme. Nasılsa anahtarı vardır yani, eve gelebilir. Hayır hayatım, asıl sorun da o anahtarını burada unutmuş. Bana da yarın sabah siz açarsınız değil mi kapıyı Betüş Hanım diye haber verdi. Ha. Peki kafeyi kim açacak bugün? Ha? Barış. Ya. Neyse. Hani madem Barış Bey açacak kafeyi, sen de Firuze'yi bekler, öyle gidersin. Bu arada ben Cem'e uğrayayım.
Yani okuldu, kafeydi, evin yolunu unuttu çocukcağız. Belki bir şeye ihtiyacı vardır yani, değil mi? Olur da gitmeden bir telefon istersen. Belki müsait değildir, bir şeydir, ne bileyim. Bir konuş. Hayatım, bugün pazartesi, onun sabah dersi yok, ben biliyorum. Ayrıca nereye gidecek ki o saatte yani? Hem de yolumun üstü, uğrarım, evde yoksa işime giderim, işten dönüşte kafede görürüm çocuğumu yani. Neyse, hadi ben işe geç kalıyorum, sana iyi işler. Tamam canım. Sana da iyi dersler. Barış Bey'in günbegün böyle nereye gittiğini, ne yaptığının notunu tutan sevgili kızım benim. Hadi canım, güle güle. Hadi. Hayırlı işler. Güle güle. Anne, bu babam kıskanıyor mu ne? Ya ne zaman Barış desem bana böyle dik dik bakmaya başlıyor. Hayır hayatım, şimdi sen üniversiteye hazırlanıyorsun ya. Yani ders, aşk falan hepsi birbirine karışmasın diye seni düşünüyor. Ay sanki ben bilmiyorum neyle neyi karıştırmayacağımı. Sanki 3 yaşında çocuğum daha bile beni böyle uyarıyor. Neyse ben de çıkıyorum, sonra görüşürüz. Peki canım, hadi bakalım görüşürüz. Sana da iyi dersler. Oh, güle güle benim canım. Güle güle. Neredesin Firuze? Sihirli sabahlar Dudu. Sihirli sabahlar. Hayrola, bu saatte? Yavuz'la toprak etsinler, seninle konuşacaklarımız var. Ne gibi? Bir daha asla göremeyeceğimiz kimselerle ilgili. Kapalı. Ay neredesin Firuze, neredesin? Dayı! Dayı! Dayı neredesiniz? Aklımı kaçıracağım, hepiniz birden neredesiniz? Firuzecim, anahtar her zamanki yerinde. Merhaba Barış'cığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ ol. Betüş, sen iyi misin? Ben... Aslında pek iyi sayılmam. Yani Firuze gelmedi eve bu sabah. Arıyorum, bulamıyorum da ne oldu çok merak ettim. Evini veya eşini aradınız mı? Aradım, evini de aradım. Orada da kimse açmadı telefonu. Dayımdan da ses yok. Zaten öğlen de izin almıştı değil mi? Hı-hı. Hayır, izinliydi biliyorum yani. Check-up yaptıracaktı tahlilleri falan dün ama... Ne bileyim, acaba kötü bir şey mi oldu diyorum ama öyle de olsa yani bir günde çıkmaz ki o tahlillerin sonuçları. Evet. Hiç anlayamadım. Hiç yapmadı böyle bir şey. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Siz kahve sakinken geçin bir oturun. Ben size bir kahve yapayım. O sırada hem rahatlarsınız hem de telefon bekleriz. İnşallah kötü bir şey de yoktur. Tamam canım. Tamam. Sağ ol. Saat
kaç oldu? Hala işe gitmedi bu. Çatlıyorum meraktan. Ne konuşacağız? Yavuz gitsin, konuşuruz. Oturuyor yahu. Toprağı okul servisine yazdırdı yazdıralı geç çıkıyor. Gör halimi gör. Tabak çanak taşı Dudu, bardak yıka Dudu, masa örtüsü silkele Dudu. Cinderella'ydım, kül kedisi oldum. Ay damada bak ya, hala lök gibi oturuyor. Duydu mu beni ne? Yahu dondur zamanı da söyle. Kim o bir daha asla göremeyeceklerimiz? Yahu tamam. Hey gözün aydın, bak toparlanıyor. Gidecek galiba. Gitsin de öyle konuşalım. Artık istesek de değiştiremeyeceğimiz bir durum için zamanı dondurmanın anlamı yok. Çünkü zaman donunca herkes için hayat duruyor. Anneciğim ben çıkıyorum artık. Bugün biraz geç kalmadın mı? Ben dün akşam sabahki işleri hallettim, ondan böyle rahatım. Ya çok keyifli bir ev burası ya anne. Vallahi billahi insanın evden çıkası gelmiyor. Ama ne yazık ki çalışmak ve para kazanmak lazım. Onun için ben ufaktan yukarı çıkayım, çantamı alayım, ineyim, sonra da gideyim. Ayol çıkıp gitsene artık. Ay bayılacağım, gidemiyor bir türlü. Hayrola? Hiç bu kadar sabırsız olmamıştın sen. Reyhan burada. Görünmez olarak Yavuz'un gitmesini bekliyor. Bize bir şey söyleyecekmiş. Meraktan ölüyorum. Barış'cığım. Efendim? Bir saniye bakar mısın canım? Tabii. Şey kısa bir süre yalnız idare edebilir misin? Tabii tabii. Bir iki bir şey almam gerekiyor da. Ne alınacaksa ben alayım. Siz gitmeyin. Yok. Benim almam gerek. Ben gideyim. Sen kafeye göz kulak ol, tamam mı? Tamamdır. Çabuk tamamdır. Dönerim. Tamam, kolay gelsin. Aa, çantasını unut. Neyse, gelir alır herhalde. Evet. Haydi bakalım Valide Hanım, ben çıkıyorum. Güle güle. Akşama görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. İyi günler. Hadi bakalım. Ne oldu Perihan? Anlat bakalım hadi. Ne oldu? Aa Perihan sen burada mıydın? Betüş sen de mi buradaydın? Evet. Sabahtan beri Firuze'yi arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Dayıma da hep telefonları kapalı. Ben de sonra Tasımlı Kolye'den Şato'yu izlemeye başladım. Konuştuklarınız duyunca da dayanamayıp geldim. Bekleyin ben de geldim. Dersteyken Tasımlı Kolye'mden her şeyi izledim. Babamın gitmesini bekliyordum. Betüş'cüğüm, ben bunu en son senin duymanı istiyordum ama... Yoksa Firuze'ye kötü bir şey mi oldu? Yok yok, madem geldin duyacaklarına hazırlıklı ol ama. Bu peri hastanesi değil mi? Niye şimdi bunu gösteriyorsun bize? Aa, o yatan kim? Kimin ayakları o? O Firuze. Firuze biliyorsunuz bir fani. İşte öylesine girdiği rutin kontrollerinden... Tamam biliyorum, biliyorum. Zaten check-up'a gidecekti Firuze. Ha, check-up o hani sağlık kontrolü olan şey değil mi? Evet ya evet. Mazide beni bin defa götürdüğün şey işte. Kan tahlili, idrar tahlili, EKG, o, bu, şu, bu. Ne diyece? Netice... durum pek iyi çıkmamış. Ben bunu duymaktan çok korkuyordum. Kötü netice mi? Doktor
Doktor bundan sonra çalışırsan hayatın tehlikeye girebilir demiş. Yavrum, ne olur ağlama bak. Ağlama Betüş'üm, bir dinle beni yavrum. Ama Perihan teyze, o bizim ailemizden biri gibiydi. O kadar üzülüyorum ki. Ya bir gittiniz beni aşağıda unuttunuz. Söyle Perihan, yapabileceğiniz bir şey yok mu? O sevdiği kocası Ali... Kızı Zeytin, zaten bir şey yaptılar. Perihan böyle bölük pörçük konuşmayı bırak. Söyle iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? Bak yoksa sihir yapar seni, hızla konuştururum. Ali ve Zeytin ona sonsuz sağlıklarından verdiler. Ama tabii şimdi Firuze artık yarı peri. Bu yeni hayatına alışabilmesi için hafızasından tabii bir takım şeyleri silmek zorunda kaldılar. Yani bizlerle paylaştı bütün o zamanları, yaşadığı her şeyi. Yani mecburdular, sildiler. O yüzden artık Firuze, Ali, Zeytin... Sonsuza kadar dönemeyecekleri bir yerdeler. Bizlerin bile bilemeyeceği bir yer. Madem Firuze yaşayacak, yani o iyi olacak. O zaman ben dünyanın en mutlu insanı olurum. Da bunu çocuklara ve sağdan nasıl açıklayacağız? Aramızdan bu ani ayrılışlarını açıklayamayacağımız için iznin olursa... Hayır hayır Perihan teyze, lütfen. O işi ben yapacağım. Yani Firuze'ye ait bütün hatıraları, ona ait bütün anıları Sadık'ın ve çocukların hafızasından ben silmek istiyorum. Ama ben onu asla unutmak istemiyorum. Çünkü çocuklar büyürken onun o kadar büyük emeği oldu ki hepimize. Ben onu hiç unutmayacağım. Nasıl olsa dayımı ve Zeytin'i bir gün bir yerlerde görürüm, değil mi? Ben de onları unutmak istemiyorum. Ama babamı da ben unutturacağım. O iyi olsun da varsın biz görmeyelim. Ben eve gidiyorum. Thank you.
Teyzeciğim, önce eniştemi mi unutturacaksın? Evet, sen de mi buradasın? Babam daha gelmemiş, onu bekliyorum. Ondan sonra okula döneceğim. Sen git hayatım, babana da ben unutturabilirim. Dersinden geri kalma. Kopyam ders notlarımı yazıyor. Sonra anneannem beni çalıştırıyor. Hah, geldi zaten. Günaydın. Heh, sonunda gelebildin yani. Neden beni bekliyormuşsun hissine kapıldım Sadık? Bak ne diyeceğim. Oğlumun evine ziyarete gittim. Neyle karşılaştım tahmin et. Ne olabilir abi? Ev berbat durumdaydı. Hayır o klasik. Başka? Ha? Ha? Yani 20 yaşında bir çocuğun aniden evine giden baba neyle karşılaşabilir? Hı? Hı? Tuğçe bizim oğlanın evinde kalıyor ya. Ya banyoya bir girdim, iki tane diş fırçası var. Ha bir de üstüne üstlük kızın parfümü orada, ruju orada ya. İyi de abi sen niye bu kadar sinirlendin ki bu duruma? Bunlar üniversiteli değil mi? Ha? Hem de kaçıncı sınıfa geçtiler? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yeni bir durum değildir de sen yeni yakalamışsındır. Seni görünce ne yaptılar onu anlat. Tabii kıpkırmızı oldular. Yok efendim ders çalışmaya gelmişmiş de. Hani Tuğçe'nin ailesi seyahate gitmiş yalnız kalmasın bizde kal demiş. O da onun için kalmışmış da. Hani sözde salonda yatmış ya nasıl salonda yatar? Salona bir gittim her şey derli. Dur abicim dur ya bir sakin ol sinirlenme. Niye bu kadar sinirleniyorsun sen? Yok 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 vallahi ben onunla akşam gelecek onunla alacağım karşıma konuşacağım. Ya bir yeter artık ya. Yani bu üniversiteyi bitirene kadar ben dede olacağım onun yüzünden. Yok daha neler. Ah sen artık daha fazlasını duyma bakalım. Bunları da duymamış ol. Biz zaten Tuğçe'nin ara sıra Cem abide kaldığını biliyoruz. Bunda utanılacak, ayıplanacak bir şey yok ki. Hadi işimizi bitirip gidelim tamam mı? Hadi. Bakacağım şimdi Sadık amcanın yüzüne. Ya boş ver. O bugün bir şoka girdi ama yarın unutur. Sanki kendisi hiç genç olmadı. Ya seninle konuşursa? Konuşacak canım kesin konuşacak. Hem de bu akşam. Bak şimdi. Yalan söyleme. Hani beraber uyuyoruz ama sizin sandığınız gibi değil de. Tamam. Şey derim. Öpüştük, sarıldık o kadar. Ya doğruyu söyle dedim de yani öpüştük deme. Ben o zaman da bakamam yüzüne. Tuğçe, ya bir erkek 20 yaşına geldiyse ve hala bir kızı öpüp ona sarılmadıysa... ...onda bir sorun var demektir, ha? Sence de öyle değil mi? Ben özelinize daha fazla kulak misafiri olmayayım. Anne, ya yemekten nefis olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım benim. Tabii. Annenin yaptığı ev yemeklerini yiyince öyle geliyor insana değil mi? Tuğçe sana yemek pişirmiyor mu yavrum ha? Yoo, pişiriyordur bence. Mesela biz bir kere çok güzel makarna yapmıştık. Sonra bamya da yapıyordu. Evet evet, bamyayı çok güzel yapıyor. Öyle mi? Oğlum bak, seninle teke tek erkek erkeğe konuşmayı düşünüyordum ama... Şimdi öyle yapmayacağım. Ceren'in yanında da konuşacağım. Çünkü o da büyüdü lisede tamam mı? Onun da barışı var. Söyleyeceklerim kulağınıza küpe olacak. Baba. Bak ben 20 yaşındayım. Reşit'im. Kendi evimde kalıyorum yalnız başıma. Ne olmuş? Hani böyle eve her gün başka bir kız getiren serserilerden değilim. Küçüklüğümden beri çıktığım kız arkadaşım bazen gelip bende kalıyor. Ben burada yaşarken de yine gelip burada kalıyordu zaten. Abi bir şey soracağım. Hani Tuğçe sende kalıyor ya. Nerede uyuyor? Ceren'cim biz bunu 2-3 sene sonra ben Barışlara kalmaya gidiyorum dediğinde konuşalım mı canım? Hayır efendim. Ceren evlenene kadar hiçbir erkek arkadaşının evinde kalamaz. Erkek sinek uçutmam o güne kadar. Aman canım şimdi bir dakika sakin olun. Yani şimdi Tuğçe Cem'de kalıyor diye. Nasıl böyle bir ayrım yapıyorsun Sadık'cığım? Tuğçe'yi küçüklüğünden beri tanıyoruz. Gayet hanımefendi, şeker bir kız. Tamam. Bak,
Bir tek şey daha söyleyeceğim, ondan sonra konuyu kapatacağım. Anlaşıldı mı? Bak evladım, çok dikkatli olmanız lazım, tamam mı? Öyle üniversite bitmeden, evlenmeden aşk kazaları falan istemiyorum. Nasıl yani? Bir dakika. Şimdi Tuğçe, Ceren'de kalıyorum diye, yani bizde kalıyorum diye... ya sana gelip kalıyor değil mi? Ailesine yalan söylüyor. Yahu oğlum bak, bu çok büyük bir sorumluluk ister evladım. Yapmayın lütfen ya. Ailesi buraya telefon açıp da Tuğçe'yi telefona isterse biz ne diyeceğiz onlara? Vallahi el aleme rezil rüsva oluruz çocuğum. Sadıkçığım sakin ol. Zaten Tuğçe'nin ailesi geleceklermiş bize Ankara'dan. Evet, Ankara'dan dönünce gelecekler. Ya sizinle tanışmak istiyorlar. Tamam, veli toplantılarından birbirinizi tanıyorsunuz. Ama artık biz ciddiyiz falan ya. Onu konuşacağız hep beraber. Hem Tuğçe de ondan sonra rahatlayacak. Hani ben Cem'lerde kalmaya gidiyorum diye rahat rahat izin alabilecek. Aha, bir dakika. En fazla üniversite bitene kadar sözlenebilirsiniz. Tamam mı? O gece galeyana gelip de hadi kız istemeye gidelim, biz evlenmeye karar verdik falan demeyin bana. Anladın mı? Önce üniversite bitecek, sonra askerlik bitecek, sonra da iş bulunacak. Her şey sırayla olacak. Baba, bak eve gelmiyorum diye bin bir sitem ettin. Hani ben de sizi özlemiştim, seni kırmayayım diye geldim. Ama şu kapıdan girdiğimden beri böyle bir sorgu, bir nasihat altındayım. Konuyu kapatalım mı yoksa ben evime mi gideyim? Tamam, tamam. Kapattık. Evet, kapattık. Şimdi ben de tatlıları getireceğim. Konuyu tatlıya bağlayacağız, tamam mı? Hadi siz geçin kanepelere rahat rahat. Oturun, ben tatlı getireyim. Ben de yardım edeyim. Yok yok, sen de geç hayatım, ben hallederim. Geç geç sen. Hayatım iyi misin? İyiyim iyiyim, yok bir şeyim, tamam. Ay ne oldu bana böyle, anlamadım. Ay anne, acaba yediğim bir şey mi dokundu? Ay bilmiyorum hayatım, aslında sizle aynı şeyleri yedim ama anlamadım ben de. Ay şekerim, hani belki de bir şey yemedin, ondan da olabilir mi? Ay bilmiyorum. Ay. Hayatım. Tamam iyiyim, bir şey yok. Hakikaten bir şeyim yok, iyiyim. Sakin olun yani. Ay bir acayip hissediyorum, bir tuhaf oldum yani. Ya ya. Betüş. Bir dakika, bir dakika, yoksa. Ha? Ay yok canım, ne alakası var Sadıkçığım? Yok artık. Bize bu yaştan sonra kardeş mi geliyor? Ay keşke gelse. Ay hiç sanmıyorum çocuklar, yani bir şey yapmadan midem bulandı. Nereye getirdiniz konuyu? Ne alakası var? Ter bastı. Basit bir üşütme, bir şey, gaz sancısıdır. Hadi geçin oturun, tatlınızı getiriyorum ben sizin. Hadi. Çok güzel olmaz mı? Baba, olabilir mi dersin? Bilmem. Bir kardeş güzel olur yani. Aslında ben de çok heyecanlı. Düşünsenize ya, bir çocuk olsa şimdi. Tabii şu kadar bir bebek. Çok tatlı olur. Ay. Eğlenene gezer sürekli. Eğlenene acı çiçeğini çıkartmayayım ya. Çocuk bebek daha.